Merhaba sevgili hanımlar. Değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün sizlerle çalışmamız gerçekten çok güzel bir model. İki şişle yapacağımız gerçekten e, istediğiniz her yerde uygulayabileceğiniz bebek yeliklerinde, şallarda, hırkalarda, e, süveterlerde yani nasıl anlatayım? Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz muhteşem güzel bir model. Evet bu modeli benimle birlikte size yapmak istiyorsanız hemen iplerinizi hazırlayın. Alize'nin, Alize, Alize Best'in güzel pembe bir ipi yine krem beyaz tam beyaz değil krem beyaz bir ipiyle modelimizi sizlerle birlikte uygulayacağız hanımlar. Modelimiz tek sayılardan Oluyor hanımlar. Örnek veriyorum 23, 25, 27, 29, 31 bu tür sayılarla modelimizi kurabilirsiniz. Gerçekten muhteşem, gerçekten çok güzel bir model. Hadi hanımlar bakalım. Ben modelimi örerken, başlarken sizler de hemen kanalıma eğer abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz inanın çok mutlu olurum. Evet sevgili hanımlar. Ben şimdi 25 tane ilmeğimi taktım. sizlerde 25 tane ilmek hazırlayın. Örnek amaçlı şöyle bir etüt çalışması yapın. Ondan sonra yelek mi yapmak istiyorsunuz? Hırka mı yapmak istiyorsunuz? Şal mı yapmak istiyorsunuz? Hemen başlayın hanımlar. Ben güzel tatlı bir pembeyle bir de krem beyaz bir iple modelimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen başlayalım. Hanımlar Yelek yapacağımızı düşünerek altına bir lastik uygulaması yapmamız gerekiyor. Hemen bir altına lastik uygulaması yapalım. Modelimize başlayalım hanımlar. Bir ters, bir düz olarak başlayacağız. Hadi bakalım hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz yapacağız hanımlar. Bakın, bir düz, bir ters, bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bakın hanımlar, hani e, geleklerin, hırkaların altında lastik olur. O lastiğimizi bir düz, bir ters olarak yaparız ya. Hemen bir düz, bir ters olarak modelimizi uygulamaya başlayalım. Hemen daha sonrasında modelimize geçiş yapacağız. Ben şimdi bir sıra Lastik olduğunu görün diye hemen bir sıra bir ters bir düz yapıyorum bakın hemen ters düz tüm ilmeklerimi bu şekilde tamamlayacağım hanımlar bir düz bir ters olarak evet bu şekilde sıra sonuna geldim bir düz bir ters bir düz evet hanımlar. Hemen örgümün ön yüzüne geldik. Modelimizi kurmaya başlayalım hanımlar burada. Gerçekten modelimiz gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model. İlk ilmeğimi şişime taktım bakın hanımlar. Şimdi burada bakın bir düz örneğim var. Bir düz örgüm var. Hemen yanında bir tersim var. 2 ilmeğin arasından şu şekilde giriyorum. Başını doluyorum. Bakın başını doluyorum. Bir de bu ilmeğin içinden geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi benim bakın şu ilk kenar ilmeğim 1 2 3 tane ilmeğim oldu ve bir tane burada tersim var bakın. Bir tersimi örüyorum. Daha sonra bakın yine burada bir düzüm ve bir tersim var. Hemen arasından giriyorum. Başını doluyorum. Hemen ilmeğimin içinden geçiyorum. Bakın. Tekrar arada bakın bir tersim var. Hemen örüyorum. Bir düz bir tersim var hanımlar bakın. Hemen şu aradan giriyorum. Başını doluyorum. Hemen bu ilmeğimin de içinden geçerek 3 tane bakın 1 2 3 3 tane ilmek elde etmiş oldum. Arada bir tersim var. Hemen örüyorum. Bir düz bir tersim var bakın hanımlar. Hemen aradan giriyorum. Başını doluyorum. Hemen ilmeğin içinden geçiyorum. 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın modelimiz bu şekilde e, ilerleyecek. Yine bir ters. Bakın bir düz, bir tersim var. Hemen ortadan giriyorum, başını doluyorum. İlmeğin içinden geçiyorum bir de. üç tane ilmek elde etmiş oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar. Bir ters yapacağız. İlmeklerin ikisinin orta hemen şöyle bir daha göstereyim. Bakın Buradaki bir tersi örüyoruz. Bir tersi örelim. İki tane ilmeğimiz var. Bakın bir düz bir ters. Hemen ortaya giriyoruz. Başını doluyoruz. Bir de ilmeğin içinden giriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Şimdi örgümün ikinci sırasına geçiyorum. İlk modelimizi sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda ise ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördüm. Önden arttırmış olduğumuz ve ördüğümüz üç tane e, ilmeğimiz vardı ya. Onları arkada hanımlar ters olarak örüyoruz. 1 2 3 Bakın. Yine önümüzde önden ters ördüğümüz bir ilmek arka tarafta düz ilmek olarak karşımıza çıktı. Arttırmış olduğumuz 3 ilmeği de ters olarak örüyoruz. Yani burada hanımlar bir düz 3 ters olarak devam edeceğiz Evet bir düz bakın bir düz 3 tane arttırmış olduğumuz ilmekler vardı ya 3 tane ters örüyoruz onları şu şekilde arada bir düzümüz var bakın yine arttırmış olduğum ilmekler ters 1 2 3 yine bir düz. Yani bu sıramızda bir düz 3 ters olarak örneğimizin ikinci sırası bu şekilde devam edecek hanımlar. Hemen bakın bir düzümü ördüm. Üç tane ters bir iki üç. Evet hanımlar yine bir düz ve aradaki üç tersimi örüyorum. Bir iki üç bir düz bir iki üç Evet hanımlar videomuz uzamasın diye hemen şurayı ben hazırlayıp geliyorum üçüncü sıramızda birlikte yapalım Evet hanımlar sıramızı sıramızda tamamladık modelimizin üçüncü sırasına geçiyoruz şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız bakın hemen şöyle bir görüntümüz var bakın hanımlar Evet, şimdi devam edelim. Modelimizin 3. sırasındayız. Hemen ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın bir düzüm var. 1. Buradaki arkadaki ördüğümüz 3 tane ters önde 3 tane düz olarak karşımıza geldi. Bir tane arka tarafta ördüğümüz düz önde ters olarak geldi. Şimdi yine 1 2 3. 3 düz, 1 ters olarak devam ediyoruz. 1 2 3 tekrar ters 1 2 3 ters 1 2 3 ters Bu şekilde bu sıramızda hanımlar devam ettireceğiz. Evet sıramızın sonuna geldik. 1 2 3 düz 1 ters Ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet hanımlar, şimdi dördüncü sıramızda ise renk geçişi yapacağız. Dördüncü sıramızda renk geçişi yapacağız. Dördüncü sıramız son sıramız olacak, modelimizin son sırası dördüncü sıra. Ama e, ip geçişi yapacağız burada, renk geçişi yapacağız. Hemen bağlayalım. Evet hanımlar. Beyaz ipimi de bağladım. Hemen modelimizin dördüncü sırasına geldik hanımlar. Evet. İlk ilmeğimi e, renk geçişi olduğu için örmek istiyorum. Evet. ilk ilmeğimizi ördük. Bakın hanımlar. Şimdi burada örneğimizin son sırasındayız. Yani modelin son sırasındayız. Örneğimiz ortaya çıkacak. Bir düzümü ördüm. Bakın. 3 tane ters örgüm var üçünü birden kapatıyorum kesiyorum bakın bu, bu şekilde bir düzüm örüyorum 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum hanımlar bir düzümü örüyorum 3 ilmeğimi hani 3 tane ters ilmeğimiz vardı arkadan 3 ilmeğimi birden kapatıyorum bir düzümü örüyorum 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bakın hanımlar. Bir düz 3 ilmeğimi kesiyorum. Üçünü bir topluyorum, kesiyorum diyorum. Bakın bu şekilde. Bir düz 3 ilmeğimi birden kapattım. Evet bu sıramızı da bu şekilde hazırlayalım hanımlar. Bakın önünden şöyle güzel bir görüntü çıkacak. Bakın. Çok şık ve çok güzel bir model olacak. İlerledikçe göreceksiniz. Hemen burayı da ben tamamlayayım hanımlar. Evet hanımlar, modelimizin arkasını da tamamladık. Şimdi ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle modelimizi, şöyle bir bakalım. İlk bir sırasını bir görün. Modelimiz üst üste geldikçe çok güzel bir model olacak hanımlar. Şimdilik böyle devam edelim. Beyazımızı da bir yapalım, bir görün. Modelimizi sonuna kadar takip ederseniz muhteşem güzelliğini göreceksiniz hanımlar. İlk ilmeğimi şişime taktım. Bakın hanımlar burada bir tersim var. Burada da modelimiz var. Modelimizin toplanmış hali düz ilmeğimiz var. İkisinin arasından giriyorum. İlk başta nasıl kurduysak yine o şekilde başını doluyorum. Hemen bu ilmeğin içinden çıkıp 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum hanımlar bakın. Tekrar burada arada bir tersim var. Örüyorum. Bakın. Buradaki bir ters ve bir düz ilmeğimiz var. Şurada modelimizi topladığımız ilmek düz ilmek oluyor. Hemen ikisinin arasından giriyorum. Başını dolayıp bir de ilmeğin içinden geçiyorum. 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Hani şuradaki ördüğümüz tabanda nasıl uygulama yapıyorsak burada da aynı uygulamayı hanımlar yapıyoruz. İlk modelimizi kurduğumuz yeri hatırlayın. Aynı şekilde burada uyguluyoruz. Bir tersim var bakın, bir düz, bir tersim var ikisinin arasından giriyorum, başını doluyorum, bir de bu ilmeğin içinden giriyorum, bir tersimi yapıyorum. Hemen bakın, bu toplamış olduğumuz üçünü bir toplamış olduğumuz ilmeğin hemen önünde bir ters ilmeğim var bakın. İki ilmeğin arasından giriyorum, başını doluyorum, bir de bu ilmeğin içinden geçip üç tane ilmek elde etmiş oluyorum tekrar tersimi ördüm aradaki bir tersimi. Topladığımız ilmeğin ve ters ilmeğin arasından girerek başını dolayıp bir de ilmeğin içinden girerek 3 tane ilmek elde etmiş olduk. Yine bir ters. Bu şekilde hanımlar bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın bir topladığımız ilmek ve ters ilmek hemen başını doluyorum. Aradan girdim bir de ilmeğin içinden geçiyorum aradaki ters ilmeğimi örüyorum Evet hanımlar bu sıramızda bu şekilde olacak gerçekten modelimiz mükemmel bir model şimdi göreceksiniz hanımlar Evet sonuna geldim ters ilmeğimi ördüm son ilmeğimi düz örüyorum hemen örgümün arka tarafına geçiyorum modelimin birincisi e, sırasını kurduk şimdi modelimizin ikinci sırasındayız tekrar Bakın hanımlar burada bir düz ilmeğim var. İlk ilmeğimi şişime taktım. Bir düz ilmeği örüyorum. Arttırmış olduğumuz 3 tane ilmekleri arkadan örgümüzün arkasından 3 ters örgü olarak örüyoruz. Yani bu sırada şimdi hanımlar bakın bir düz 3 ters olarak gideceğiz. Bakın bir düz hemen arttırmış olduğumuz ön tarafta 3 tane ilmeğimizi de arkada ters olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde bakın bir düz hemen 3 tane ters örgü yapacağız. Bakın 1 2 ve 3. Bir düz 1 2 3 ters, 1 düz. Bu şekilde. Bakın 1 düzümü ördüm. 1 2 3 tersimi ördüm. 1 düzümü örüyorum. 3 tersim 1 2 3. 1 düz 1 2 3. Evet hanımlar, bir düz, bir ters, bir düz, pardon, bir düz, üç ters devam ederek bu sıramızı da tamamlayalım. Evet hanımlar, bu sıramı da tamamladım. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Modelimizin üçüncü sırasındayız ve hemen buraya da başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Bakın, bir, iki, üç. Arka taraftaki 3 tersimiz önde 3 tane düz oldu. Bir tane düz örgü e, ilmeğimiz arka tarafta önde ters oldu. Yine 1 2 3. 3 düz ilmeğimi ördüm. Önden de 3 e, düz oluyor. Bir ters, 3 düz olarak bu sıramızı da hanımlar tamamlıyoruz. Bakın bir düz 2 düz, 3 düz, 1 ters. Şimdi 3 düz, 1 ters olarak bu sırayı da tamamlayalım hanımlar. Bu şekilde bakın. 1 ters, 3 düz olarak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet hanımlar. 1 ters, 3 düz olarak sıramızı tamamladık. Şimdi 4. sırasında örgümüzün son sırasındayız. Yani modelimizin kurulumunun son sırasındayız ve ne yapıyoruz? Son sırada renk geçişi yapıyoruz. Örgümüzün modelini 3 sıra normal örüyoruz. Örgümüzün 4. sırasında, modelin bitiş sırasında so, e, renk geçişi yapıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın. Burada bir düz ilmeğim var. Burada bir düz ilmeğim var. Ördüm. Burada 3 tane ters ilmeğim var. Üçünü birden ters ördüm arkadaşlar. Topladım. Yine bir düz ilmeğim var. Tekrar 3 ilmeğimi bir topluyorum. Bir bir tane düz ilmek örüyorum. Sonra bu 3 tane tersi topluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi topluyorum hanımlar. Bir düz 3 tane ters ilmeğimi topluyorum. Renk geçişimizi yapıyoruz bu e, sırada hanımlar. Bakın. Muhteşem bir model hanımlar. Yelek modeli arayanlar, şal modeli arayanlar, süveter modeli arayanlar. Kimler ne model arıyorsa hanımlar, her yerde kullanabileceğiniz yetişkin yeleklerinde e, hanımlar çok güzel Alize Angaro'nun ipleriyle çok güzel kendinize yelekler yapabilirsiniz bu modelden gerçekten çok güzel bir model Evet bakın bir düz örüyorum 3 tersi topluyorum sıra sonuna kadar geldim hemen 3 ters ilmeğimi topladım kenardaki bir düz ilmeğimi de yaptım bu sıramızda bu şekilde tamamladık şimdi örneğimizin ön yüzünden bir bakın hanımlar Bakın hanımlar. Modelimiz çıktı hanımlar. Modelimiz bu. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model oldu. Şimdi hanımlar bakın şöyle. Şu zerafeti bir görebiliyor musunuz hanımlar? Şu zerafete bir bakın şöyle hanımlar. Şu güzelliğe bir bakın. Şimdi ben birkaç sıra daha yapayım hanımlar. Modelimizi bir görün. Evet hanımlar. Ben biraz daha ördüm. Modelimizi görüyorsunuz. Modelimiz çok güzel oldu. Çok şık bir model oldu. Hem kız hem erkek bebeklerine yapabilirsiniz hanımlar. Kendinize yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Bakın şuralarına inci koyaraktan da süslemeler yapabilirsiniz. Gerçekten modelimiz çok şık ve güzel bir model sevgili hanımlar. Gerçekten ben çok beğenerek, çok severek ördüm bu modeli sizlerin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten modelimiz hem şık hem güzel bir model sevgili hanımlar. Dediğim gibi bu modelden battaniye bile yaparsanız çok güzel olur sevgili hanımlar. Battaniyeler, yelekler, hırkalar aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık 2021'in çok şık, çok güzel bir modeli yine sevgili hanımlar. Evet hanımlar, yeni bir videomuzun daha sonuna geldik. Modelimizin arkasını hiç göstermedim. Bir de şöyle de modelimizin arkası var. Bakın bir ters, bir düz gibi gidiyor. Yani şu başlangıçta ilk sizlerle yaptığımız gibi bir ters, bir düz gibi gidiyor. Evet, modelimizin ön yüzü evet, böyle şahane bademi andıran bir görüntüsüyle çok şık bir model. Evet sevgili hanımlar yeni bir videoda tekrar, e, tekrar bir arada olmak üzere sizleri yüce Allah'a havale ediyorum. E, kanalıma ve bana desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Yorum ve likelerinizle beğenilerinizle abone değilseniz abone olursanız zilim aktif hale getirirseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın sevgili hanımlar Allah'a emanet olun.